Selamun aleyküm arkadaşlar. Şunu sürekli duymuşsunuzdur abi. Öğrencilikte çok zor geçinemiyoruz, sürekli makarna yiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve bir taraftan da son yıllarda özellikle üniversite sınavının popüler olması, yani çevre halk tarafı çok konuşulması ve geleceği belirlemede en etkili unsurlardan birinin olmasıyla birlikte özel üniversitelerin derece öğrencilerini kapması ve derece öğrencilerinin inanılmazın ötesinde yüksek bursları çok konuşuldu. Peki gerçekten bu böyle mi? Yani 10.000 TL burs alan var mı? İşte ilk 30 bursu ne? İlk 100 bursu ne? Bunları almanın şartı ne? Vakıflar bursları ne? Boğaziçi'nin, yani benim üniversitemin sağladığı burslar ne? Özel üniversitelerin bursları ne? Bunlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu her zaman o meşhur olan 10.000 TL'lik burs var mı? Gerçekten var. 10.000 TL burs alan tanıdıklarımda var. Peki bunlar nasıl alıyorlar? Birincisi şu, ilk yüze giriyorlar. 1650 TL alıyorlar. 1650 Türk lirası arkadaşlar nasıl alınır? Herhangi bir alanda, hiç fark etmez, herhangi bir alanda dereceye ilk yüze girdiğin zaman AYT'de, dil, eşit ağırlık, sözel veya sayısalda o alandan tercih vermene de gerek yok. Örnek veriyorum, sen tıp okuyorsundur ama eşit ağırlıktan ilk yüze girdiğin için bu bursu alırsın. Üniversiteye kayıtlı olman yeterlidir. Ve bu burs ham puanda alınır. Yani ham puanda ilk yüze girmen lazım. Okul puanın hariç. Yani orada hani yazıyor ya, okul puansız okul puanlı yerleştirme. Bursların birçoğu okul puansızdır. Çünkü okul puanlı özel okullar çok büyük haksızlık yapıyor. Benim tanıdığım arkadaşım 800 bininci olmuş. Ortalaması 92. Benim 78. Bu haksızlığı görmeyen Milli Eğitim'e de buradan selam olsun. Neyse efendim, ham puanda alınır bu burslar. İlk 100 bursu daha doğrusu. Efendim ilk 100 bursu 12 ay boyunca ödenir ve okuduğun süre zarfında, işte tıp okuyorsan mesela 6 yıl veya 7 yıl hazırlıkla birlikte, işte atıyorum işletme okuyorsan hazırlıkla birlikte 5 yıl falan alırsın yani. Sınıfta kalmadığın sürece bu burs sana ödenir. O ortalama belli bir düzeyde tutman lazım. Adam buradan 1650 TL'sini aldı mı? Aldı, bu bir. Özel üniversiteye gidiyor, 6-7 bin TL de oradan alıyor. Ediyorsan zaten 8-9 bin TL. 1-2 bin TL de dışarıdan, işte gittiği dershaneden olur, efendim özel okuldan olur, alıyor. Ve bununla birlikte 10.000 TL'lik aylık bir geliri oluyor. Bir diğer önemli bursumuz ise ilk 30 bursu. Ham puanda, yine ham puanı, okul puanı yok. Mesela ben sözelde ham puanda 24.'üydüm ve ben eşit ağırlıktan tercih vermeme rağmen, eşit ağırlıkta 44.'üydüm yani ilk 30 bursunu alamıyordum. Aldım bu bursu, yani o alandan tercih vermenize gerek yok. Ve ham puan dediğimiz gibi. Yoksa ben yerleştirmede sözelde 35.'üyüm ama yine de aldım bu bursu. Avrupa seyahati verilir sevgili dostlar. Ama bu Avrupa seyahatini 4 yıl boyunca trenle bütün Avrupa'yı gezersiniz. Bir tane, ben tabii şu an İstanbul'da olduğum için ödülüm Van'da, ödül verilir. Yani böyle koyarım ekrana zaten, kapak fotoğrafına bakarsınız. O ödül verilir ve 5000 TL'de nakit harçlık verilir bu öğrencilere, ilk 30'a girenlere. Peki hocam, başka ne burslar var? Başka güzel burslarımız var. TED'in üstün başarı bursu var. Yine ilk 5000'e girmiş. Sayısal, sözel veya de eşit ağırlıkta arkadaşlar. İyi dereceler yapıp ilk 5000'e girmiş arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 5000'de, evet. Bu bursa başvurular. 1100 liraydı sayısını. Yani sayı tam aklımda değil. Galiba 1100 liraydı. 1400 de olabilir. İkisinden biri de alınır. Ben alamadım. Sadece dereceniz yetmez. Sizi bazı testlere tabi ederler. En son mülakata gidersiniz ve bu bursu almaya hak kazanırsınız arkadaşlar. Çok iyi bir burstur bu da. Yine TED'in normal bursu var arkadaşlar. O da 800 TL mi neydi? O da aynı şekilde böyledir. Ama onda bir başarı sıralamasından çok maddi duruma bakılır. Ve vakıfların bursları var. A vakfı, B vakfı, C vakfı diye gider. Her bir vakıf kendi şartlarını belirler. Okul açılmadan önce o veya okul açıldıktan sonra o vakıflara başvurursunuz arkadaşlar. İşte bazısı der ki sadece kız öğrencilere burs veriyorum. Bazısı der ki sadece bilgisayar mühendisliğine veya eczacılık bölümünü okuyanlara burs veriyorum. Bazısı sadece avukatlara verir. Bazı sadece işletme ekonomi okuyanlara verir. Bunların şartları, her yıl bu vakıflardan, işte siteleri vardır bunların, yayınlarlar ve o vakıflara başvuru yaparsınız. Maddi durumunuza göre ve başarı sıralamanızı, ikisi de baz alınır. Yani mesela örnek veriyorum, ben hiçbir vakıftan burs alamadım çünkü maddi durumum kötü değildi. Yani üst düzeyde değil ama kötü olmadığı için çoğu vakıf beni reddediyor. İşte nedir efendim, baban çalışıyor, işte engelli değilsin, özürlü değilsin falan gibi şeyler söylüyorlar. Bundan dolayı bana burs vermeyi reddediyorlar. Ve
Ve tabii ki de özel üniversitelere bazı burslar var. Her özel üniversitenin veya devlet üniversitesinin kendi sitesinde derece yapan, üstün başarı gösteren insanlara veya maddi durumu düşük olan insanlara sağladığı bazı burslar var. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi ilk yüze girenin, ama yerleştirme de tabii ki de, yurdunu karşılıyor işte. Efendim 900 lira falan bir harçlık veriyor ilk 20'ye girenin mi ne? Boğaziçi'nin kendi sitesinden görebilirsiniz. Bu burslar da gayet iyidir. Gayet faydalanabileceğiniz her üniversitenin kendine de ait bursları var. 5000 TL, 10.000 TL'ye yakın burslar veren özel üniversiteler de var. Örneğin Medipol Üniversitesi yüksek derecede burslar veriyor. Bu tür üniversiteler var, işte Sabahattin Zaim miydi neydi, o da güzel burslar veriyor. İstanbul Aydın yine öyle. Yani bu tür özel üniversiteler güzel burslar verir. Devlette ise işte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi galiba ilk 10.000'e girene 1000 TL veriyordur. Her devlet üniversitesinin kendi sitesinde, bizim Boğaziçi mesela 900 TL dedim, veriyor. Belli sıralamalara ODTÜ'de veriyor bu arada, Bilkent'te veriyor falan, bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Burs vazgeçilmezdir. Öğrencilik hayatınızı çok kolaylaştırır. Benim ne kadar burs aldığımı çok sık soruyorsunuz. 2000 TL'ye yakın bir burs alıyorum arkadaşlar. Bu da bir öğrenci için, evet, bazen düşük gelebilir size. Ama bir öğrenci için gayet güzel bir sayı. Yani genel ekseriyette çok iyi sıralamalar yapsanız dahi alamayabilirsiniz. 300. olup hiç burs almayan arkadaşım da var, maddi durumu iyi olduğu için. Genellikle ilk yüze girmek burada çok büyük bir avantajdır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.